Dini İslam'da biliyorsunuz, devlet reisi bile idare ettiği vatandaşların en fakiri gibi yaşar. Hazreti Ömer'ül Faruk'u biliyorsunuz, bütün Müslüman devletlerin reisleri hep böyledir. Hazreti Ömer radıyallahu anh sırtında bir cübbe giyerdi. Sırtına bir cübbe, bütün kitaplarda var, hepiniz duymuşsunuzdur. O cübbenin üzerinde 40 tane yamalık bulunurdu, yama. 40 yamalı bir cübbe. Ama öyle bir mevkide ki Hazreti Ömer, dünyanın en büyük devletlerinden birisi olan İran'ı, İran tahtını, İran tacını, İran hazinelerini zapt etmiş, İran'ı baştan başa fethetmiş olduğu halde, servet, sermaye, hazine, ganimet yığınları açtığı halde Hazreti Ömer yaşantısını değiştirmemiş, 40 yamalı abayı indirmemiştir sırtında. Niçin böyle yapıyorsun ya Ömer? Niçin böyle geziyorsun, yaşıyorsun dedikleri zaman, İslam'da ölçü, devlet reisi idare ettiği memleketlerin en fakirinin giydiğini giyecek buyururlar. Hasat olmasın, fesat olmasın. Gönüllerde bir isyan, bir fesat kaynamasın. Böyleydi. Sonra yine Hazreti Ömer'den şehirleri teftiş ederdi. Kazaları, kasabaları, köyleri teftiş ederdi. İhtiyaçları teslim ederdi. Yemen civarında meşhur bir şehri teslimiye gittiğini biliyorsunuz. Bütün kitaplara geçmiş hadise, cihan tarihinde bir hadise. O şehrin zenginleri, aşiret adamları, ileri gelenleri, erkanı işte Hazreti Ömer'i devlet reisi, emir-ül müminin karşılamışlar, ağırlamışlar, istikbal etmişler. Ve bir eve misafir etmişler. Buyurun ya emir el-müminin. Yoldan geldiniz, istirahat buyurun. Derken yoldan geldikleri için hemen bir sofra, bir yemek sofrası hazırlamışlardır. Tarihlere geçmiş. Sofranın üzerinde de o günün en kıymetli en az buğday ekmeği. Buğday ekmeği. Bugün Müslümanlar bu bembeyaz buğday ekmeklerini çöplere kadar atıyorlar. Çünkü darlık, zorluk, zahmet görmemişler. İslam anlayışı yok bunlarda. Beyaz buğday ekmeği ve bir bal şerbeti konmuş, buyurun ey müminlerin emiri, yoldan geldiniz, karnınızı doyurun demişler ve sofrayı arz etmişlerdir. Bunun yanında Hazreti Ömer rastgele bir adam değil, devlet reisi. Hemen hatırlamış devlet başkanı olduğunu, yüreği sızlamış, ızdırap duymuş, mesuliyet hissi uyanmış ve hemen sormuştur. Nedir bu? Bu ne yemeğidir, neyin nesidir? Cevap vermişler, efendim bu işte bal şerbeti ve beyaz buğday ekmeği. Peki, burada herkes, en fakir insanlara ve kesimlere kadar, herkes bu sofradaki nimetleri bulup yiyebiliyor mu, yiyemiyor mu? Demişler ki, ya emirel müminin nerede bu? Bu ancak zenginlerin yiyeceği bir şey böyle. İleri gelenler bunu yiyebilir. Herkes bunu yiyemez. Bulunmaz mı fazla bir şey? O zaman tarihlere geçen sözü bu Hazreti Ömer'in. Kaldırın, ben bu sofraya besmele çekmem. Niçin ya emir-i müminin? Bir devlet başkanı idare ettiği memleketin insanlarının en fakirinin yediğini yemedikçe, en fakirinin giydiğini giymedikçe o devlet başkanı zalimin ta kendisidir bize. İslam budur. Vallahi İslam budur. Adalet budur. Eşitlik budur. Seviye budur. İslam budur. Beşeriyet bunu arıyor aslında ama korkunç fesatlara boğulmuştur beşeriyet. İslam budur. Bütünüyle dünya bugün boğuşma içerisinde, kan çanağı içerisinde. Düşünebiliyor musunuz? Herif bin bir çilelerle Amerikan Cumhur Reisi seçilmiş, burnunun dibine sokulan bir zenginin oğlu kalbinden derhal kurşunluyor adamı. Bu medeniyet, hani medeniyet?